Merhabalar dostlar hepiniz hoş geldiniz ben Kerem. Bugün yine sizlerle bir senaryo tanıtımı ile karşınızdayım. Yine şu ana kadar yapılan çoğu detaylı senaryonun yapımcısı olan Empire of Sealand tarafından yapıldı. Senaryonun adını söylemek gerekirse abi direkt ben senaryoya Troçki diyebilirsiniz. Yani kısaca senaryonun adına Troçki senaryosu diyebilirsiniz. Senaryonun konusunu elimize almamız gerekirse Troçki'nin Sovyetler Birliği'nin başına lider olarak geçtiği bir alternatif dünyayı konu alan bir senaryo olduğunu söyleyebiliriz dostlar. Hem konu bakımından hem de detay bakımından gerçekten detay kokan bir senaryo. Eventler olsun, işte iç savaşlar vesaire olsun gerçekten çok detaylı bir senaryo. İndirdiğinizde de göreceksiniz, beğeneceksiniz zaten ve tabii ki bu tür detaylı senaryolar için genelde senaryonun yapımcısına bir e, özet, bir konuyu şöyle genel olarak özetleyen bir yazı hazırlatıyorum abi. Yine Empire of Sealand bu yazıyı hazırladı sağ olsun. Hemen sizlere bunu sunmaya çalışayım. Lenin'in 1924'teki vefatı ile Sovyetler Birliği sarsılmıştı. Birçok politbüro üyesi, bu arada politbüro, politik büronun kısaltması abi. Politik büro dediğimiz şey de Sovyetler Birliği'nin karar organizması, karar mekanizması, en üst mercisi diyebiliriz. Birçok politbüro üyesi ne yapacağını bilmiyordu e, Lenin'in vefatının ardından. En sonunda 1925 yılında Troçki Kızıl Ordu'nun ve öğrencilerin desteğiyle başa geçti. Ama politbüroda kendisine muhalif çok fazla isim vardı. Troçki dikkatli olmadıydı. Almanya'da ise Alman Sosyal Demokrat Partisi gelen nazi tehdidine karşı komünistlerle iş yaptı. Ve 1928'de Troçki'nin desteğiyle Almanya'nın iktidarına komünistler geldi ve nazileri ülkeden sürdüler. Yani bildiğimiz Nazi Almanya'sı artık kurulmuyor. Troçkin'in de desteğiyle bir komünist rejim Almanya topraklarında kuruluyor. Komünist iktidarı sonrasında monarşistler Prusya'yı ele geçirip Prusya kurallığını, krallığını kurdular. Naziler ise Avusturya'ya gel e gelerek bir parti kurdular ve 1932 yılında iktidara geldiler. Daha sonra Macaristan, Polonya ve Bulgaristan ile Mihver isminde bir ittifak kurdular. Ayrıca Nazilerin İsviçre ve Almanya içinde gizli teşkilatları vardı. Yani Almanya toprakları üzerinde şansını deneyip aradığı şansı bulamayan Naziler Avusturya'ya geldiler ve Avusturya'da rejimi bir Nazi rejimi haline getirdiler. Ayrıca yanına Macaristan, Polonya ve Bulgaristan devletlerini de alarak Mihver isminde bir ittif ittifakın kurucusu oldular. İtalya'da da Komünist Parti Mussolini önderliğinde darbe düzenleyip Kızıl Bayrağı dalgalandırdı. Fransa ise çok, çok çalkantılı bir dönem yaşıyordu. Komünistler her geçen gün daha da güçleniyordu. İspanya'da Fransa gibi çalkantılı bir dönemdeydi. Brezilya'da ise komünist bir darbe yaşanmıştı. Yani genel olarak aslına bakarsanız dünyanın geneline bakıldığımızda, e, baktığımızda komünistlerin düzenlediği darbeler, komünist rejimler vesaire genel olarak komünistlerin hakimi olduğu bir alternatif dünyanın e, hakim olduğunu senaryo senaryo üzerinde söyleyebiliriz. Asya'da ise Japonya Çin Cumhuriyeti gerinliği, gerginliği bir savaşa dönüşmek üzereydi. Çekoslovakya ve Galicia devletleri ise mihver devletleriyle gerginlikler yaşıyordu. Aynı şekilde Romanya topraklarında Macaristan, Bulgaristan ve Sovyetler Birliği hak iddia ediyordu. Yani Romanya'nın içi gerçekten zor. Hem Macaristan hem Bulgaristan hem Sovyetler Birliği'nin hak iddia ettiği topraklar üzerinde yaşıyorsun. Diken üstünde yaşamak abi. İleri oyunda yani oyunun ilerleyen zamanlarında 1938 yılı sonrasında Türkiye'de Atatürk'ün sağlığı günden güne kötüleşirken Atatürk'ün halefi olmak isteyen 3 adet isim bulunuyor. İsmet İnönü, Kazım Karabekir ve Celal Bayar. Bu isimlerin destekçileri nedeniyle ülke bir iç karışıklık yaşıyor. Yani oyun sadece oynadığınız zaman değil birazcık da geleceği de konu alan bir e, senaryo olduğunu açıkçası söyleyebiliriz abi. Hikaye bu kadar. Gerçekten hikayesine de bakıldığımızda, senaryonun detaylarına, eventlerine de bakıldığında, haritasına dahi bakıldığında emek kokan ve detay kokan bir senaryo olduğunu söyleyebiliriz. Gerçekten şu ana kadar kan için tasarlanmış en iyi senaryolardan birisi olduğunda yine söylemekte fayda var. Haritayı zaten görüyorsunuz abi. Haritayı çok da fazla anlatmaya gerek yok. Az önce hikayede de anlattığım üzere Danzig taraflarında bir Prusya Krallığı kurulmuş monarşistlerin de desteğiyle. Almanya'da komünist bir rejim hakim. Troçkinin verdiği destekle Almanya'da komünist bir rejim kurulmuş durumda ee, ve Birleşik Sovyet e, Birleşik Sovyet Sosyalist Cumhuriyetlerinin diplomasi artısına baktığımızda da gerçekten ne kadar geniş bir alana hem diplomatik hem de kendi toprakları açısından yayıldığını görebiliyoruz. Brezilya'da dahi komünist bir hükümet kurulmuş durumda. Ee, yani gerçekten güzel bir senaryo abi. Şöyle kısaca bir eventleri de göstermek istiyorum. Ben editör bir senaryo yarat kısmından. Eventleri tabii ki de öyle tek tek göstermek gibi bir niyetim yok abi. Zaten bu hani izlediğiniz bir filmin e, sonunu söylemek gibi olur abi. Bu gerçekten sağlam bir spoiler yemek gibi olur. O yüzden hiç anlatmayacağım abi. Gördüğünüz üzere birçok devlete gelen birçok event var. Ve bu eventler gerçekten içi boş eventler değil. Her biri düşünülerek hazırlanmış abi. Baştan sağma eventler değil kesinlikle. Eee birçok devlete eventler geliyor. Sovyetler olsun, Türkiye olsun, Yemen olsun gerçekten detaylı event açısından da detaylı bir senaryo olduğunu söyleyebiliriz dostlar. Açıklamadaki linkten rahatlıkla indirebilirsiniz ve birazdan göstereceğim kurulumla bu senaryoyu bilgisayarınızda çok rahat bir şekilde kurabilirsiniz dostlar. Şimdi dilerseniz yavaştan kuruluma geçelim. Kurulum aslına bakarsanız yine son derece basit. Öncelikle açıklamadaki medya file linkinden Trotsky senaryosunun trotski dosyasını indireceksiniz ve karşınıza Trotsky.rar adında bir dosya gelecek. Öncelikle bu dosyayı açmak için bilgisayarınızda WinRAR programının kurulu olması gerekiyor. Eğer yoksa internetten Chrome'dan çok rahat bir şekilde indirebilirsiniz. Sonrasında Trotsky.rar dosyamızı seçiyoruz ve sağ tıklıyoruz. Klasörü ayıkla seçeneğini seçtikten sonra önümüze Trotsky adında bir klasör gelecek abi. Bu klasöre giriyoruz. Lan niye çekemiyorum? Heh. Trotsky'ye giriyoruz sonra içerisinde tekrar Trotsky var buna da giriyoruz abi. İçerisinde game, map ve UI adında 3 adet klasör bulunacak. Bunların hepsini seçiyoruz sağ tıklayıp kopyala seçeneğini seçiyoruz. Sonrasında kan riski oyunumuzun klasörüne geliyoruz ve direkt ben buraya yapıştırıyoruz. Eğer önünüze hedefteki dosyaları değiştir gibi bir seçenek gelirse bu seçeneği seçiyorsunuz ve kurulumunuz tamamlanmış oluyor. Sonrasında tek yapmanız gereken kan riskiye girip After 1869 sürümünde Trotsky senaryosunun keyfini zevkini çıkarmak olacak dostlar. Buradan Empire of Sea ellerine sağlık diyorum. Gerçekten yine güzel bir senaryo tasarlamış kendisi. Bu tür senaryoların devamının gelmesini istiyorsanız videoya beğeni atabilirsiniz dostlar. Ayrıca kanala abone, ol kanala abone olarak da bize destek olabilirsiniz. Sıradaki hedefimiz 20.000 abone. Yavaştan videoyu burada bitirelim dostlar. Açıklanan linkten aynı şekilde Discord sunucumuza da katılabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Hepinize iyi günler, iyi oyunlar. Bay bay.